Asetilen ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Alkinlerin en küçük üyesi olup formülü C2H2'dir. Evet, alkinlerin en küçük üyesi ve formülü C2H2'dir. Yapısında ki tüm karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Evet, yapısındaki tüm karbonlar sp hibriti yapmıştır. 3. 1 molü 1 mol H2 ile doyurulur diyor. 1 molü 2 mol H2 ile doyurulur. Bu yanlıştır. Cevabımız 1, 2, C seçeneği. Aşağıdaki alkin bileşiklerinden hangisinin asetilene göre adlandırılması yanlış verilmiştir? Burada asetilen var. Bir tarafta izopropil, diğer tarafta metil asetilen doğru. B'ye geldiğimde burası asetilen, burası vinil. Vinil asetilen doğru. C'ye geldiğimde burası asetilen, iki karbonlu yani etil, tek karbonlu metil, etil metil asetilen doğru. D'ye geldiğimde burası asetilen, burası metil, tek karbonlu. Şu kısım sekonder butil, sekonder butil. Bu durumda sekonder butil metil asetilen olması lazım. Sekonder butil metil asetilendir. Doğru adı. D seçeneği yanlış. E'ye geldiğimde şu kısım ile şu kısım birbirinin aynısı. İzopropil iki tane olduğundan dolayı di izopropil asetilen. Yine E seçeneği de doğru. Cevabımız D seçeneği. Tepkimesi ve oluşan ürün ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada doyurma işlemi yapılıyor. Hidrojeni bu karbona, kloru da bu karbona bağladığımızda CH2 ikili bağ, üçlü bağın biri açıldı. CH CL. Bir ürün olarak CH2 CHCl oluşur. Doğru. Oluşan ürünün polimerleşmesiyle polivinil klorür elde edilir. Doğru. Bunun N tanesinin çok olması ile şu çiftli bağ açılarak polimerleşme gerçekleşir. Doğru. Bir yer değiştirme tepkimesidir diyor. Yanlış. Bir katılma tepkimesidir. O zaman cevabımız 1, 2, C seçeneğidir. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Benzen elde edilmiş. 3 tane asetilenin birleşmesiyle 600 santigrat derecede benzen elde edilir. Birinci öncülümüz trimerleşme tepkimesidir. Doğru. X asetilendir diyor. Doğru. Kızdırılmış bakır borular içerisinden asetilenin geçirilmesiyle gerçekleşir diyor. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Yukarıdaki tepkimelerde uygun koşullarda elde edilen ürünler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Asetilene hidrojen katılma tepkimesi. 2 hidrojen buraya, 2 hidrojen buraya katılarak CH3 elde edilir. Hidrojenin biri bu karbona,
Klor bu karbona katılarak CH2 ikili bağ CHCl elde edilir. Yine H2O HOH şeklinde yazılırsa bir hidrojen bu karbona OH'da yine bu karbona yazılır. Elde edilen ürün CH ve aldehittir. Birinci öncülümüz etan elde edildi. İkinci öncülümüzde vinil klorür oluşturuldu ve üçüncü öncülümüzde aset aldehit elde edildi. O zaman cevabımız E seçeneği. Asetilen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Asetilen C2H2 yani alkinlerin en küçük üyesidir. A. Renksiz, havadan hafif ve yanıcı bir gazdır. Doğru. B. Katı ve sıvı fazları oldukça kararsızdır. Doğru. Çünkü üçlü bağ içerdiğinden dolayı doymamıştır. Kendini doyurması gerekiyor. Bundan dolayı da çok kararsızdır. C. Diğer yanıcı gazlarla karıştırıldığında en az oksijen tüketimiyle en yüksek alev sıcaklığına ulaşan gazdır diyor. Doğru. Sudaki çözünürlüğü etan ve etilenden daha azdır diyor. Beklesin. E. Asetilen havanın oksijenini azaltarak boğucu bir etki yapan bir gazdır diyor. Doğru. D seçeneğimiz o zaman yanlıştır. Yukarıdaki tepkimelerde elde edilen ürünler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada CH, CH, C1, 2, 3, CH ürün elde edilir. İkinci öncülde hidrojeni buraya, kloru buraya bağladığımızda CH2 ikili bağ CH Cl elde edilir. Bu trimerleşme reaksiyonudur ve kızgın borulardan asetilen geçirilerek benzen elde edilir. O zaman birinci öncülümüz vinil asetilen, vinil asetilen ikinci öncülümüz vinil klorür, vinil klorür ve üçüncü öncülümüz benzen. O zaman cevabımız B seçeneği. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Asetilene su katılması iki basamakta gerçekleşir. İlk basamakta kararsız X bileşiği oluşur. Suyu HOH yazdığımızda hidrojeni birinci karbona, OH'da ikinci karbona bağladığımızda kararsız CH2, CH, OH elde ederiz. Burada tavut ömeri ile çiftli bağ ile hidrojen yer değiştirirse CH3 COH yani aset aldehit elde edilirken yine kararsız bileşik CH2 çiftli bağ OH H'da ürün olarak elde edilebilir. Buna göre X CH2 CH OH yani vinil alkoldür diyor. Doğru. X ile Y tautomer oluşturur. Yani çiftli bağ ile hidrojenin yer değiştirmesi diyor. Doğru. Kararlı ürün olarak aset aldehit elde edilir diyor. Evet, kararlı ürün olarak aset aldehit elde
edilir? Yani cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Aşağıdaki alkin tepkimelerinden hangisinde ürün yanlış verilmiştir? Asetileni klor ile doyurma yaptırıyor. Üçlü bağın biri açılmış, yerlerine klor bağlanmış. Doğru. B seçeneğinde hidrojenin çok olduğu yere hidrojen, diğer karbona klor bağlanır ve üçlü bağ bir tanesi açılarak ikili bağ dönüşür. Doğru. C seçeneğinde H2O'yu HOH şeklinde yazacak olursak hidrojenin çok olduğu yere hidrojen, diğer kısma doymamış olan diğer kısma OH bağlanır. Yani ürün olarak bu oluşmaz. CH3 COH ikili bağ CH2. Bu kararsız yapı. Bir de bunun tautomerisine bakalım. CH3 C çiftli bağla hidrojen yer değiştirirse CH3 oluşur. Elde edilen ürün keton olur. C seçeneği beklesin. D seçeneğinde trimerleşme ile asetilenden kızgın bakır borulardan 600 santigrat derecede asetilen geçirirse benzen elde edilir. Doğru. Uç alkinlere gümüş amonyak reaksiyona sokulursa gümüş asetilenür elde edilir. Bu da yine doğrudur. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Tepkimelerin tam verimle gerçekleştiği kabul edilirse kaç gram asetilen gazı açığa çıkar? Endüstride asetilen gazı kireç taşından kalsiyum karbonat başlayan bir dizi tepkime sonucu elde edilir. Kütlece %80 saflıktaki 5 kilogram kireç taşı ile başlatılan tepkimeye ikinci basamakta 1.08 kilogram kok kömürü ekleniyor. Şimdi kalsiyum karbonat %80 saflıkta 5 kilogram 5 çarpı 80 bölü 100 4 kilogram yapar. O da 4000 gram yapar. O zaman 4000 gram bölü MA'sı 100. Buradan mol sayısını bulduk. 40 mol. 40 mol kalsiyum karbonat parçalandığında kalsiyum oksit artı CO2 gazı oluşur. Bundan 40 mol parçalanırsa yine kalsiyum oksitten 40 mol oluşurken karbondioksitten de 40 mol oluşur. Kalsiyum oksit ile 3 tane karbonu tepkimeye soktuğumuzda kalsiyum karbürü elde ederiz. Artı CO2. Şimdi baktığımızda bu 40 mol ise karbon burada 1.08 kilogram. Onu da yine grama çevirelim. 1080 gram bölü MA'sı 12. Bu da 90 mol olarak bulunur. Karbondan 90 mol reaksiyona girerse baş katsayısı 3, baş katsayısı 1 olandan 30 mol reaksiyona girer ve kalsiyum oksitten 10 mol artarken karbondan artan olmaz. Kalsiyum karbürden de 30 mol oluşur. Elde edilen kalsiyum karbürü H2O ile reaksiyona soktuğumuzda asetilen elde edilir. Bundan 30 mol reaksiyona girerse baş katsayıları aynı olduğundan dolayı asetilenden de 30 mol elde edilir. Bizden gram olarak soruyor. 30 çarpı 12 çarpı 2 artı hidrojenler 1 çarpı 2 buradan eşittir. 780 gram asetilen elde edilir. Cevabımız C seçeneği.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tepkimelerine göre 6,5 gram asetilenden 17 gram X bileşiği elde ediliyor. 6,5 gram asetilenin mol sayısını bulacak olursak MA'sı 26, 0,25 mol asetilen ile sodyum NH2 reaksiyona girerek reaksiyon sonunda X bileşiği oluşmuş. O zaman baş katsayısı 1, baş katsayısı 1 olduğundan dolayı burada X bileşiği HC üçlü bağ C R1'dir ve bu oluşan bileşik de yine 0,25 moldür. Soru da bana bu 0,25 mol olan bileşik 17 gram demiş. 0,25 molü 17 gram ise 1 molü 68 gram yapar. Şimdi bakıldığında hidrojenin yerine 1 artı 2 tane karbon var. 12 çarpı 2 artı R yerine yazılırsa CnH2n artı 1 eşittir 68 ise şu kısım 25, bir de hidrojenden gelecek 26 artı 12n, 2 de hidrojenden geldiğinde 14n eşittir 68 ise buradan n eşittir 3 olarak bulunur. O zaman benim X bileşiğim C3H7 şeklinde bulunur. A seçeneği birinci tepkime asit baz tepkimesidir. Doğru. İkinci tepkime substitüsyon tepkimesidir. Yani yer değiştirme tepkimesidir. Dikkat edilirse klor ile R1 ne yapmıştır? Yer değiştirmiştir. Doğru. X izopropilen asetilen olabilir. Şurada 3 karbon var. Eğer o açılırsa C üçlü bağ C buradan CH3 olabilir. Doğrudur. D birinci ve ikinci tepkime sonunda uç alkinden iç alkin elde edilmiştir. Hayır. İkisi de dikkat edilirse burada veya burada uç alkindir. Uç alkin. O zaman D seçeneği bekleseyim. Sodyum NH2 bazik özellik gösterir diyor. Doğru. O zaman bizden yanlışı soruyor. Yanlış D seçeneğidir. Buna göre başlangıç karışımının molce yüzde kaçı asetilendir? Asetilen ve iki bütinden oluşan 18,6 gramlık karışım yeterli miktar tollens çözeltisinden geçirildiğinde 72 gram çökelek oluşuyor. Tollens çözeltisi ile asetilen reaksiyona girer. Baktığımızda CH üçlü bağ CH yani asetilen artı tollens reaksiyona girdiğinde gümüşler ile hidrojenler yer değiştirirse gümüş asetilenür elde edilir artı 2 tane NH3 oluşur. Şimdi buraya bakıldığında şu gümüş asetilenürün 72 gram olduğu söylenmiş. 72 gram bölü MA'sı yani 240 eşittir 0,3 mol yapar. Baş katsayısı 1, baş katsayısı 1 olduğundan asetilenin reaksiyona giren kısmı da 0,3 moldür. Eğer asetilenürün gramını bulacak olursak 0,3 çarpı 26'dan 7,8 gram olarak bulunur. Toplam bileşik 18,6 grammış. O zaman 18,6'dan 7,8 yani asetilenin gramı çıkarılırsa
10,8 gram 2 bütin bulunur. Şimdi bütinin mol sayısını bulalım. Çünkü mol istiyor bizden. CH3 yani toplam bileşik C4H6'dır. O da eşittir. M bölü MA'dan MA'sı 54. O da eşittir 0,2 mol olarak bulunur. Biz iki bütünü de bulduk. Bizde soruda asetilen istiyor. O zaman asetilen toplam bileşim 0,5 mol bölü asetilen 0,3 mol çarpı yüzden %60 olarak asetilenin molü bulunur. Cevabımız E seçeneği.